İslamiyet'te namaz çok önemli. Müminlerin ifası konusunda en çok dikkat edecekleri, dikkat etmeleri gereken vazifelerden bir tanesi namaz. Biliyorsunuz normal durumlarda, tabii iyi şartlar içerisinde müminin bu konuda herhangi bir ihmal ve teseyyüp göstermesi kesinlikle affedilmez. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de çok sık olarak müminleri namaz konusunda uyarmış, namazı dikkatli bir şekilde ifa etmeleri, bu vazifeyi yerine getirmeleri konusunda onları uyarmıştır Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde ekimus salate emri tekrarlanmıştır. Namazlarınızı dosdoğru kılınız, ikame ediniz, yerli yerince bütün vecibelerini, bütün rükünlerini ifa ederek namazınızı eda ediniz buyurmuştur Cenab-ı Hak müminlere. Bu bakımdan müminler namaz konusunda savaş esnasında bile ihmalkar davranma yetki ve iltimasına sahip olmamışlardır. Bu konuda kendilerine herhangi bir kolaylık gösterilmemiştir. Kolaylık işte biraz bundan önceki ayet-i kerimelerde açıklandığı şekilde müminlere Allahü Teala Hazretleri vazifelerin ifası konusunda bir takım kolaylıklar ihsan etmiştir ancak Cenab-ı Hak. Ama bu vazifeyi külliyen onların üzerinden hiçbir zaman ref etmemiş, bu mesuliyeti üzerlerinden kaldırmamıştır Cenab-ı Hak. Bu bakımdan müminler namaz konusunda çok hassasiyet göstermek, çok dikkatli olmak mecburiyetindedirler. İslamiyet'te namazın ne kadar önemli bir vazife olduğunu anlayabilmek için salat-ı havf diye meşhur olan fıkıh kitaplarında korku namazı müminler için en büyük ibreti teşkil etmektedir. Müminler ona bakarak ders almalıdır. Sağlığı, sıhhati, sulh ve selamet içindeki yaşayışı devam ederken hele müminlerin bu konuda tembellik ve meskenet göstermelerine hiçbir suretle mazeret gözüyle bakılması, hiçbir suretle onların bundan dolayı affedilmeleri mümkün görünmemektedir. Müminler bu konuda çok dikkat etmek mecburiyetindedirler. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak müminlerin savaş esnasında bile nöbetleşe namazlarını kılmaları, bir kısım namaz kılarken diğer bir grubun onları bekleyerek onların emniyetini sağlamaları ve münavebeyle nöbetleşe olarak namazı peyderpey kısım kısım eda etmeleri konusunda onları uyarmıştır ki bu da müminlerin Allah'a kulluk ve ibadet konusunda bu farizayı ifa hususunda ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini en açık bir şekilde onlara ihtar etmektedir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e hitaben Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Peygamber Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَإِذَا كُنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların arasında bulundup da müminlerle birlikte bulunduğun sırada فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ Onlara namaz kıldırdığında, müminlerle birlikte namaz kıldığında فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ Onlardan bir grup seninle birlikte namaza dursun. Müminlerden bir grup seninle birlikte namaza dursun. Namaz kılsınlar seninle birlikte. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ Ve müminler silahlarını yanlarına alsınlar. Yani düşman tarafından ani bir baskına uğradıkları takdirde gafil avlanmamak için müsellah vaziyette silahları yanlarında olduğu halde namaza dursunlar.
فَاِذَا سَجَدُوا Secde ettikleri zaman o müminler, seninle birlikte secdeye kapandıkları zaman فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ Sizin arkanızda bulunsun bir grup insanda. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمْ يُسَلُّوا Namaz kılmamış olan ikinci grup bu defa gelsin namaz kılsınlar. لَمْ يُسَلُّوا فَلْيُسَلُّوا Namaz kılmamış olanlar gelsinler, onlar bu defa namaza dursunlar. فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ Seninle birlikte. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Onlar da bütün dikkatleriyle son derece uyanık ve hazer üzere olarak silahlarını almış vaziyette gelsin, onlar da namazlarını kılsınlar. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ Münkirler, kafirler isterler ki siz silahlarınızdan, mallarınızdan, mülklerinizden, sahip olduğunuz eşyadan gafil kalasınız. Gaflet içinde olmanızı arzu ederler. فَيَم۪يلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَ Ve sizin üzerinize şiddetli bir baskın düzenleyerek sizi perişan etmek isterler onlar. Düzenledikleri baskınla sizi bir anda darmadağınık hale getirmek isterler. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَنْ مِنْ مَطَرٍ Eğer şiddetli yağmur dolayısıyla sıkıntıya düşecek, ağırlık yapacak olur, hareketinizi güçleştirecek olursa silahlarınızı almak, اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى Veya hasta olursanız, güçsüz hale gelir de, silahlarınızı o esnada taşıyamayacak durumda olursanız en tada'u eslihatekum silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir mahsur yoktur, vebal yoktur. Yani şiddetli yağmur dolayısıyla veya hastalık sebebiyle silahlarınızı yanınıza almazsanız da olabilir. Ama ve huzu hizrakum yalnız çok dikkatli olunuz. Düşmanın ani baskınına maruz kalmamak için, düşman tarafından şiddetli bir hücuma uğramamak için son derece dikkatli ve uyanık olmanız icap eder. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينًا Allah-u Teala kafirlere çok aşağılayıcı ve alçaltıcı bir azap hazırlamıştır Cenab-ı Hak. Onlar size karşı yürüttükleri bu düşmanca ve hasmane muamelenin cezasını mutlaka göreceklerdir. Allahü Teala Hazretleri ayet-i kerimede görüldüğü gibi işte müminleri inkarcı kimselere karşı son derece uyanık ve dikkatli olmaya davet ediyor ve bu salat-ı havf dediğimiz korku namazı esnasında bile müminlerin namaz konusunda Allah'a olan merbutiyetlerini, bağlılıklarını kaybetmemeleri, manevi olarak Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin kendilerine olan avnü nusretine, Cenab-ı Hakk'ın yardımına bütün mevcudiyetleriyle iman ve tevekkül göstermelerini Cenab-ı Hak onlardan istemektedir. İşte bu suretle müminler moral gücü olarak, maneviyat olarak çok güçlü ve kuvvetli halde bulunurlar. Allah'a, Cenab-ı Hakk'a olan rabıtaları ve bağlılıkları dolayısıyla da Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin kendilerine olan nusretine olan inançları dolayısıyla düşman karşısında dimdik ayakta kalabilirler bu suretle. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Namazınızı kıldığınız zaman فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ Namazınızı kıldığınız zaman ister ayakta, ister oturarak, isterse yan yatmış olarak uzanmış ve yattığınız yerde Cenab-ı Hakk'ı zikrediniz. Allahü Teala'yı hiçbir zaman unutmayınız, gaflet içinde bulunmayınız. Allahü Teala'yı her zaman zikrederek, yad ederek, Allahü Teala'nın kudret ve azametini düşünerek,
kalbinizdeki ve gönlünüzdeki imanı taze ve kuvvetli tutunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i Kerime'yi Kadı Beyzavi Hazretleri tefsirinde yapılan bir izaha göre Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, eğer sıhhat ve kuvvetiniz yerinizde olursa, sıhhat ve kuvvetiniz yerinde olursa namazlarınızı tam olarak, kamil olarak ayakta eda ediniz. Kıyamen kelimesini açıklarken. Eğer ayakta durmaya gücünüz ve takatiniz yetmiyorsa, ayakta namaz kılamayacak kadar güçsüz ve takatsiz kalmışsanız, hastalık sebebiyle ayağa kalkamayacak haldeyseniz, o zaman namazınızı kuuden oturarak kılınız buyuruyor. Cenab-ı Hak bu ruhsatı veriyor. Eğer burada gücünüz yetmiyor, yaralıysanız, kan kaybediyorsanız ve bu suretle oturma takatiniz ve gücünüz bile yoksa, o zaman uzanarak namazınızı kılacaksınız buyuruyor. O zaman da ayet-i kerimede ve ala cunubikum, yani yan tarafınıza uzanmış ve yatmış olarak da namazınızı kılın manasında anlamıştır bazı müfessirin-i kiram. Ayet-i kerimeyi bu suretle tefsir etmişlerdir. Fe izatme'nentum fe akimussalâ. Fe izatme'nentum fe izâ emintum demek. Yani düşman korkusundan kurtulduğunuz zaman, düşman saldırısından ve hücumundan emin olduğunuz zaman, sizde bir endişe ve korku kalmadığı zaman, fe akimussalâte, namazı tam olarak kılınız. Biliyorsunuz, harp esnasında müminlerin kılacakları namaz, elbette ki sulh ve sükun zamanındaki namazları gibi değil, orada Cenab-ı Hak onlara bir takım kolaylıklar ihsan etmiştir. Allahü Teala Hazretleri ve in hiftum fericalen evrukben ayeti kerimesinde Bakara suresine geçmişti. Yani eğer korkarsanız düşmandan, müsayyefe esnasında, muharebe esnasında namazınızı ya binetiniz üzerinde veyahut da yürüyerek namazınızı kılabilirsiniz buyurmuştur Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Tabi orada o zaman namazın bütün rükünlerini ifa etme imkanı hasıl olmuyor. Ama tam manasıyla insanın emniyet ve huzur içinde bulunduğu sırada namazını tam olarak eda etmesi söz konusudur. İşte o zaman feizatme'nentüm, eğer emin olur, güvenlik içinde bulunursanız, rahatınız ve huzurunuz tam olursa, fe akimus salate, namazı tam olarak ifa ve eda ediniz buyuruyor Cenab-ı Hak. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûte. Namaz hiç şüphe yok ki müminlere vakitli olarak, belli vakitlerde eda edilmek üzere farz edilmiş bir vazifedir. Allahü Teala tarafından müminlere emredilmiş, yerine getirilmesi gerekli bir farizadır namaz buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. Kafir, inkarcı, size düşman olan kavmin takip edilmesi konusunda zaaf göstermeyiniz. Yani ihmalkar ve zayıf davranmayınız. O konuda dikkatli olunuz ve bu konuyu hiçbir zaman hafife almayınız buyuruyor Cenab-ı Hak. Düşmanı takip konusunda düşmanın ardından giderken dikkatli olunuz. İn tekunu te'lemune fe innehum ye'lemune kema te'lemun. Eğer siz yaralanmak dolayısıyla, sefer ve harp meşakkatleri ve sıkıntıları dolayısıyla bir takım üzüntü ve sıkıntılara maruz kalıyorsanız, onlar da aynı şartlar içerisinde. Sizin içinde bulunduğunuz ölüm korkusu, yaralanma endişesi onlarda da var. Sizin üzüntülerinizi onlar da çekiyorlar. İnsan olarak sizin aldığınız her türlü içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan onlar da pay alıyorlar. Onların da bundan nasipleri var. Dolayısıyla siz kendinizi sıkıntı içinde, karşınızdakileri rahat ve huzur içinde zannetmeyiniz. Onların da sıkıntıları var sizin gibi. Ama sizin bir avantajınız, üstünlüğünüz var onlara göre. Sizin bir rüçhaniyetiniz var buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve tercûne minallâhi mâ lâ yercûn.
sizin şehadet mertebesine ermek gibi gaza ile Allah katında çok yüce mevki ve mertebelere ulaşabilme ümidiniz var. Onlar hayatı sadece dünya hayatından, dünya ganimetinden ve menfaatlerinden ibaret terakki ettikleri için onların eğer ölecek olurlarsa bekleyecekleri hiçbir şeyleri yok. Ama sizin için hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütfedeceği sonsuz mükafatlar var. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri size çok büyük vaatlerde bulunmuş. Onların ummadıklarını siz umuyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve tercune minallahi ma la yercun. Onların ümit etmedikleri, onların beklemedikleri şeyi Allah katından siz bekliyorsunuz. İşte bu sizin için en büyük moral kaynağıdır. En büyük manevi güç desteğidir bu buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya müminler için bu en büyük avantaj. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allahü Teala sizin bu halinizi, niyetinizi, sabrınızı çok iyi bilmektedir. Ve Allah'ın bütün işleri son derece hikmetlidir. Cenab-ı Hak her şeyi bir hikmet dahilinde emretmiştir. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki litahkume beynen nasi bima arakallah. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'ı sana hak ile indirdik. Niçin indirdik? Litahkume beynen nasi bima arakallah. Allah'ın sana gösterdiği ve öğrettiği hakkı insanlar arasında hükmederek ortaya koymak ve göstermek için. İnsanlar arasında adaletle hükmetmen için Cenab-ı Hak sana hakkı ve adaleti göstererek, öğreterek sana hak yolu bildirdi Cenab-ı Hak. Allah'ın bildirmesi suretiyle sen insanlar arasında hak ile adaletle hükmetmen için Cenab-ı Hak sana bu kitabı gönderdi. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا. Hainler için, hıyanet içinde olan kimseler için hiçbir zaman onları savunucu, onları müdafaa, onları kayırma gibi bir duygu içinde bulunma. Onlar Allahü Teala'nın emrine karşı gelmiş, isyan etmiş, hıyanet içinde bulunmuşlardır. İşte onlar için hiçbir zaman onları kayıran, onları korumaya gayret eden bir tutum ve davranış içine kesinlikle girme buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu müminler için en büyük uyarıdır. Mümin haktan ve adaletten yana olacak. Kim olursa olsun hiçbir zaman hıyanet içinde olan kimseleri müdafaa etme gafletine düşmeyecektir mümin. Allahü Teala'nın açık emri budur. Bu emre riayet etmek müminler için en isabetli davranış tarzı olmaktadır.